İdari Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Mali Başbakan ise Rıza Sarraf'tı. Niye? Çünkü bakanların maaşını Sayın Rıza Sarraf veriyordu. A Haber bültenlerinde Türk bayrağını fon yaparak kendi PR'ını yapmaya çalıştı. A Haber kimin? AK Parti'nin resmi yayın organı. Bu tür videoların daha fazla kişiye ulaşması için sizden ricam, kanalımıza ilk önce abone oluyorsunuz ve beğendi butonuna basıyorsunuz. Şimdi hep birlikte videomuzu izliyoruz. Yoksulluk. Tarihimizin hiç kuşkusuz en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıyayız. En büyük yoksulluğu yaşıyoruz. Bakın değerli arkadaşlar, belki haberiniz yok. Aylık 970 TL ile geçinen yaklaşık 11 milyon 641 bin kişi var. Aylık 1079 TL ile alan 17 milyon 207 bin kişi var. Yine Türk İş'in açıklamalarında açlık sınırı 2477 TL'nin altında yaşayan, 2 milyon ücretsiz izne çıkarılan, 10 milyon asgari ücretli, 11.7 milyon emekli, 17 milyon sosyal yardımlarla geçimini sağlayan, 10 milyon 400 bin işsiz, yani Türkiye'nin, değerli arkadaşlar dikkatinizi çekerim, Türkiye'nin yarısına yakın insan yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının altında yaşıyor. Bu iktidar, değerli milletvekilleri, bu iktidar Türkiye'yi ekmeğe muhtaç etti. Kim söylüyor? Sizin sevgili ortağınız Devlet Bahçeli söylüyor. Devlet Bahçeli diyor ki bu iktidar Türkiye'yi ekmeğe muhtaç etti diyor. Değerli arkadaşlar, yazar kasadan sonra iktidara karşı, bakın dikkatinizi çekerim, İktidara karşı yazar kasa atmadan sonra yapılmış en büyük eylem askıda ekmek meselesidir. Biliyorsunuz yazar kasa atılırken Sayın Bahçeli koalisyonun ortağıydı. Şimdi de koalisyonun sınırsız ve sorumsuz ortağı Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli'nin üflediği ocak su istemiyor. Maşallah dediği çocuk 40 gün yaşıyor. Değerli arkadaşlar, 3C ile iktidara geldi AKP. Yasaklar, yolsuzluk, yoksulluk. Bakın, yasaklar meselesinde AKP'nin birinci cumhurbaşkanı, ikinci genel başkanı ve birinci başbakanı diyor ki tarihimizin en despot yönetimiyle karşı karşıyayız, nefes alamıyoruz diyor. Adeta Türkiye bir cezaevine çevrildi diyor. Yolsuzlukla ilgili değerli arkadaşlar 18 yılınızı anlatmaya yetecek bir tane resim var. O resim, değerli arkadaşlar, o resim Türkiye'de yolsuzluğu açıklamaya yeter. Bakın, ödüllendirdiğiniz veli nimetiniz ve kahramanınız Rıza Sarraf. Bu rezil, bu kepaze, bu alçak A Haber bültenlerinde Türk bayrağını fon yaparak kendi PR'ını yapmaya çalıştı. A Haber kimin? AK Parti'nin resmi yayın organı. Türk bayrağını kullanarak bu alçak ayrıca ne yaptı? Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne esir etti bu alçak. Değerli arkadaşlar, bu alçak maalesef bize ne diyebilirsiniz? Ayrıca bu adam, hatırlayın, dönemin baş... Tamamlayalım. İdari Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dı, Mali Başbakan ise Rıza Sarraf'tı. Niye? Çünkü bakanların maaşını Sayın Rıza Sarraf veriyordu. Sizin patronunuz o zaman. Değerli arkadaşlar, diyor ki Hazretleri, müminin görevi varlıkta şımarmak, yoklukta sabretmektir diyor. Değerli arkadaşlar, hep fakir fukara sabredecek diyor. Şimdi sorarım, kim sabretsin? Senin çift maaş verdiğin, eşine kendine çift maaş verdiğin pergulacı Fahrettin biraz sabretsin. Kim sabretsin? Dönme köşe yazarları. Hani sadrazam oluyordu ya, şimdi döndürdüğünüz liberaller sabretsin. Kim sabretsin? Ziraat Bankası'na atadığınız zübükler sabretsin. Değerli arkadaşlar, 4 maaş 5 maaşlardan sarayda danışmanlık yapan milletvekilleri sabretsin. Size sözüm şu, son sözüm şu: gemileri yürütüp İstanbul alanların torunları olduğunu iddia edenler İstanbul'u yürütüp gemileri aldırar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Akçay. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi bu askıda ekmek kampanyasıyla ilgili bugün Sayın Genel Başkanımız gerekli açıklamayı yapmış olmakla birlikte bizler de
bu açıklamaları yaptık ama hala anlamamakta ısrar edenler olduğunu görüyoruz. Bu askıda ekmek kampanyasının ekonomik ve siyasi eleştirilere dayanak gösterilmesi son derece yanlıştır. Öncelikle bunu ifade edelim. Yüzlerce yıllık gelenek ve göreneklerimize göre Sayın Genel Başkanımızın son derece mütevazı, insani ve asil düşüncelerle başlattığı bir kampanyadır ve kaldı ki bu kampanya 6 Ekim 2012'den bu yana devam eden bir kampanyadır. Yeni başlatılan da bir kampanya söz konusu değildir. En son 26 Temmuz 2018 yılında da gündeme gelen ve halen devam eden bir kampanyadır. Fakat bir kısım medya geçtiğimiz cuma günü filan sanki yeni bir kampanya başlatılmış gibi deyim yerindeyse affedersiniz sazan balığı gibi atladılar. Ve bundan bir siyasi istismar veya bir siyasi veya bir ekonomik eleştiri lerine dayanak ve referans göstermeye çalıştılar. Dolayısıyla bu tür eleştirileri tuhaf bulduğumu, ayrıca bu tür insani gelenek göreneklere dayanan mütevazi kampanyalara da karşı çıkmamak, siyasi eleştiri malzemesi yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca kendi partilerinin bir kısım belediyelerinin de askıda fatura kampanyalarını yürüttüklerini de biliyoruz. O bir siyasi bir kampanyadır o yapılan. Bunun siyasi bir gerekçesi veya tamamlayalım. Değildir. Bunu şimdilik bu şekilde izah etmiş olalım. Bu hadiseyi bir insani, bir gelenek göreneklere dayanan bir sosyal dayanışma ve yardımlaşma anlayışıyla veren elin alan eli görmediği bir çalışma olarak değerlendirmekte fayda var. Teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Sayın Ağbaba'nın üslubunu kabul etmiyoruz. Kaba ve yaralayıcı bir üslup kullanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup önerisi görüşülüyor. Cumhurbaşkanı danışmanından ve farklı kesimleri itham eden bir üslup var. Bu üslup, bu ithamın cevabını, muhatabı burada değil. Dolayısıyla muhatabı burada olmayanlarla ilgili, kanaat bildiren ithamları kabul etmemiz mümkün değildir. Farklı platformlarda farklı cevaplar verilebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ahengine uygun uslubumuzu, adabımızı ayarlamamız lazımdır diye düşünüyorum. Tekrar genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Düzce bakanlara maaş verdiğini iddia ettim. Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri esir yaptığını iddia ettim. Lütfen cevap versin. Teşekkür ediyoruz Sayın Ağabey. Yaptılar mı yapmadılar mı? Bakanlar maaş alıyor mu? Teşekkür ediyoruz. Adalet ve Kalkınma